Masal kitabım. Göldeki canavar. Evvel zaman içinde bir göl kıyısında yaşayan sevimli mi sevimli üç tavşan varmış. Bu tavşanların üçü de birbirinden korkakmış. Esenyel'den, uçan kuştan korkar, yuvalarından çıkmak istemezlermiş. Bir gün yine korkuyla yuvalarından başlarını çıkarıp etrafa bakmışlar. Hadi kimsecikler yokken çıkıp yiyecek arayalım, demiş küçük tavşan. Üçü birlikte göl kıyısından yürümeye başlamış. O sırada gölün içinden cop diye bir ses duyulmuş. Su hafif dalgalanmış ve ardından cop cop sesleri yeniden yankılanmış. Bunu duyan tavşanlar korkuyla kaçmaya başlamışlar. Onları gören tilki neden kaçtıklarını sormuş. Tavşanlardan büyük olanı cop geliyor, ondan kaçıyoruz demiş. Cop da kim? Diye sormuş tilki. Kim olacak? Göldeki canavar. Ne? Gölde canavar mı var? Diyerek tilki de tavşanların arkasına takılmış. Yolda onları gören geyik neden kaçtıklarını sormuş. Hepsi birazdan cuktan cuk geliyor hemen kaç diye bağırmışlar. Geyik de korkuyla peşlerine takılmış. Derken sincap, kaplumbağa, kurt ve gergedan da cuktan kaçanların arasına katılmış. Sonunda ormanlar kralı aslanla karşılaşmışlar. Aslan, hey durun bakalım bu aceleniz ne diye sormuş. Cuptan kaçanların hepsi birazdan cuk geliyor diye bağırışmışlar. Aslan kral, cuk mu? O da kimmiş? Diye kükremiş. Göldeki canavar. Gösterin onu bana, demiş aslan. Kimse benim halkımı korkutamaz. Az sonra hep birlikte göle gitmek üzere yola çıkmışlar. Göl kıyısına geldiklerinde durup sesi dinlemişler. Tam o sırada kıyıdaki ağaçlardan birinden kocaman bir elma cuk diye suya düşmesin mi? Aslan göğsünü kabartarak korktuğunuz cuk bu muydu? Demiş. Tavşanlar şaşkın şaşkın birbirlerine bakılmışlar. Basit bir sesten korkarak ormanı ayağa kaldırdıkları için utanmışlar. Bir daha da olur olmaz her şeyden korkmamışlar.